Herkese yeni videodan merhabalar. 2 haftadır şehir dışında olduğum için yeni video çekip yükleyememiştim. Açıkçası biraz da Netflix'te film bulmakta zorlandım. Yani içerik üretmekte zorlandım. Çünkü son dönemlerde Netflix'e yüklenen yeni filmlerden pek memnun değilim. Hani böyle karşıma muhteşem diyebileceğim bir film çıkmadı. Yine de elimden geldiğince sizler için birkaçını derledim. Belki izlemeyenleriniz vardır diye de eski filmlerden de eklemeler yaptım. Bu arada hazır videonun başındayken de lütfen kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Şimdi filmlere geçelim. Malcolm and Mary 2021 yılı yapımı, IMDb puanı 6.7. Aslında kanalı takip edenler bilir ki ben IMDb'de 7 puanın altında kalan filmleri önermeyi pek tercih etmiyorum. Ama hem son dönemlerde Netflix'te yayınlanan yeni filmler ortalama filmler olduğu için ve izleyecek film bulamadığım için hem de çok kötü bir film olmadığı için bu filmi önermek istedim. Belki bazılarınızın hoşuna gidebilir diye düşündüm. Konu olarak bir film galasından eve dönen ve daha sonrasında ilişkileriyle ilgili kavga eden bir çiftin bütün akşam boyunca o yaptığı kavgayı kapsıyor. Aslında ilişkilerde ufak gibi gözükse de içten içe bizi yiyip bitiren sorunları görüyoruz bu çifte. Kim bilir belki siz de kendi hayatınızdan ufak şeylerle empati kurabilirsiniz. Filmin siyah beyaz olması ve uzun diyaloglarla plan sekans yani tek plan sahnelerle dolu olması benim epey ilgimi çekti. Başrollerde ise son dönemlerde adını çokça duyuran isimler var. Malcolm rolünü John David Washington canlandırıyor. Kendisi Denzel Washington'ın oğlu biliyorsunuz ki. Ayrıca kendisi geçtiğimiz 2020 yılının sonlarında yayınlanan meşhur yönetmen Christopher Nolan'ın Tenet filminde yine başrolde oynadı. Mary rolünü ise özellikle Euphoria dizisiyle adını duyuran Zendaya canlandırıyor. Ben özellikle filmin afişini gördükten sonra bu ikilinin nasıl bir çift rolü yapacağını çok merak etmiştim. Çünkü oyuncular arasında biraz yaş farkı var. Ancak filmi izlerken o yaş farkını hiç hissettirmedi ve cidden iyi oyunculuklar çıkarmışlar. Bu sene ödül alan filmler arasına girebilir diye düşünüyorum. Eğer sizler de bu tarz ilişkilerle ilgili dramatik ve sinematografinin ağır bastığı filmlerden hoşlanıyorsanız bu filme bakmanızı tavsiye ederim. To All the Boys, Always and Forever 2021 yılı yapımı, IMDb puanı 6.3. Bu filmi de aslında bu listeye puanı düşük olduğu için eklemeyecektim. Ancak kanala abone olan ve videoları düzenli olarak takip eden arkadaşlar varsa eğer onlar bilirler ki ben daha öncesinde bu serinin birinci ve ikinci filminden bahsetmiştim. Sanırım Netflix film önerileri 3 videosu olması lazım. Onu da kartlara buraya bir yere bırakacağım. O yüzden de hazır 3. film çıkmışken bu filmden bahsetmesem olmaz diye düşündüm. Bu üçüncü film de yine hikayenin devamını anlatıyor. Eğer ilk iki filmi izleyen arkadaşlar varsa bu filme de bakabilirler. İzlemeyenler ve gençlik filmi arayanlar varsa da en azından ilk filmi izlemelerini tavsiye ederim. American Murder, The Family Next Door 2020 yılı yapımı, IMDb puanı 7.2. İş gezisinden döndükten sonra bir anda ortadan kaybolan anne ve iki çocuğunun başına gelenleri konu alıyor. Belgesel suç türünde bir film, yani gerçek olan olayı ele alıyor. Bu aralar bu tarz böyle gerçek suç olaylarını ele alan belgesel türündeki yapımlar benim de ilgimi çekmeye başladı. Zaten Netflix'te de oldukça bu türde içerik bulunuyor. Hem dizi hem film olarak. Hatta ilerleyen haftalarda sadece bu türü kapsayan bir öneri videosu yapma düşüncesindeyim. Eğer sizler de bu tür filmlerden hoşlanıyorsanız bu filme bakmanızı tavsiye ederim. The Call 2020 yılı yapımı, IMDb puanı 7.1. Bu filmi aslında çok fazla beğenmedim çünkü bana göre klişe ve mantık hatalarıyla doluydu. Ama sonuca baktığım zaman kendini izletti mi? İzletti. İzlerken merak ederek izledim mi? İzledim. O yüzden de hani sırf vakit geçsin, öylesine bir şeyler izleyeyim derseniz diye de bu filmi listeye ekledim. Dediğim gibi klişe bir korku filmi. Geçmişten arayan bir kadın ve gelecekte yaşayan başka bir kadın arasında geçiyor olaylar. Aslında bu tür dizi ve filmlerden hoşlanıyorsanız Frekans adında 2000 yapımı bir film var. Bence zaten bu tür telefonla geçmiş gelecek temalı filmlerin hepsi Frekans filminden esinlenip yapılıyor. O filmi de izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hatta yine aynı isimle çekilmiş uyarlama bir dizisi var. O da 5 bölüm sonra maalesef iptal edildi. Ama fena değildi. Güzel bir diziydi bence. Ama The Call için söyleyebileceğim, arkadaşınızla oturup izleyip iyi vakit geçirebileceğiniz klişe bir filmden fazlası değil.
Pieces of a Woman 2020 yılı yapımı IMDb puanı 7.1. Bir kadının evde yaptığı doğum sonrasında yaşadığı acı travmayı kocasıyla ve annesiyle olan yaşadığı sıkıntıları ele alıyor. Aslında bu filmi önerip önermeme konusunda arada kaldım çünkü izlerken bana çok sıkıntı veren ve anksiyete içerisinde izlediğim bir film oldu. O yüzden bu film için 18 yaş uyarısı yapmak istiyorum. Çünkü izlediğiniz sahnelerin sizi olumsuz yönde etkilemesini istemem. 18 yaş üzeri izleyicilerin ise filmin çok dramatik ve ağır olduğu bilinciyle izlemelerini tavsiye ederim. Onun dışında gerek çekim gerek oyunculuklarla başarılı bir film olduğunu, hatta bu sene içerisinde mutlaka bir ödül alacağını düşünüyorum. Doğaya Karşı Mücadele Safari Macerası 2021 yılı yapımı, IMDb puanı 6. İnteraktif bir belgesel film olduğu için çok merak ederek başladım. Ancak belgeseli siz yönlendiriyormuşsunuz gibi gözükse de maalesef sahneye geri dönüp diğer seçeneği seçmeye sizi mecbur bırakıyor. Yani çok da interaktif değil. Ama kısa sürede olsa iyi vakit geçirmenizi sağlayabilir. Bundan daha iyi bir interaktif film izlemek istiyorsanız tabii ki de her zaman önerdiğim gibi Black Mirror'ın Bandersnatch filmini izlemenizi tavsiye ederim. Bundan çok çok daha iyi, en azından farklı bir sürü sonun olması filmi daha izlenebilir kılıyor. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu 2019 yılı yapımı, IMDb puanı 8.3. Şimdi bu filmi hepimiz izledik. Yuh artık, bu filmi daha yeni mi öneriyorsun Polen diyebilirsiniz. Ama ne yapayım, Netflix'te film yok. Yani daha doğrusu son dönemlerde çıkan iyi film yok. Ben bu filmi Netflix'te ilk yayınlandığı hafta izlemiştim ama o kadar dizi önerisi yapmışım ki film önerisi yapmayı unutmuşum. Hani olur da böyle arada izlemeyeniniz vardır. Sırf önermede olmasın diye bu filmi de listeye o yüzden ekledim. Konuyu öyle uzun uzadıya anlatmama gerek yok zaten. Filmin adı gayet konuyu iyi açıklıyor. Milli sporcu, halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını ele alan biyografi film. Nadir etkilendiğim ve ağladığım başarı hikayelerinden birisi olmuştu. Hala izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Batman 2018 yılı yapımı, IMDb puanı 7.9. Eşini çok seven girişimci ve çok cesur bir adamın hikayesini anlatıyor. Eşi dahil Hindistan'daki neredeyse tüm kadınların pahalı olmasından dolayı hijyenik pet kullanamadığını, hatta sırf bu yüzden sağlık sorunları yaşayan ölen kadınların olduğunu öğrenen bu adam daha uygun maliyetli hijyenik pet üretmeye çalışır. Tabii ki bu üretim sürecinde kendi kültüründen dolayı oldukça engelle karşılaşır ve dışlanır. Çok güzel başarı ve mücadele örneği bir film. Ayrıca gerçek hikayeden uyarlanmış. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Wind River 2017 yılı yapımı, IMDb puanı 7.7. Başrollerinde Marvel sinematik evreninden aşina olduğumuz Elizabeth Olsen ve Jeremy Renner olduğu için izlediğim bir filmdi. Bu ikili ortak olup Kızıldereli bölgesinde işlenen bir cinayeti araştırıyorlar. Gerçek olaylardan esinlenilmiş ama öyle hani aman aman çok mükemmel bir film diyemem. Ancak iyi vakit geçirebileceğiniz güzel görüntülerin ve müziklerin kullanıldığı bir film. İzlediğinize pişman olmazsınız. The Intern 2015 yılı yapımı, IMDb puanı 7.1. Bu filmi ve birazdan anlatacağım filmi eski olmalarına rağmen çok güzel filmler olduğu için listeye eklemek istedim. Ben tabii ki filmi ilk çıktığı dönemlerde izlemiştim. Hatta daha sonrasında birkaç defa daha izledim, tatlı bir film olduğu için. Ama son dönemlerde özellikle Netflix'te daha fazla karşıma çıkmaya başladı. Ben de her zaman olduğu gibi bu filmi de önermediğimi fark ettim. O yüzden bu listeye ekledim. Çoğunuz izlemiştir tabii ki bu filmi ama hani olur yani arada izlemeyen arkadaşlar vardır. Onların da izlemelerini tavsiye ederim. Çok naif, çok tatlı bir film. Konusu da şirket sahibi olan Jules ve onun yanında stajyer olarak işe başlayan 70 yaşındaki Ben'in arasındaki iş ilişkisini, daha sonrasında da dostluğa dönen ilişkisini ele alıyor. Başrollerde ise Robert De Niro ve Anne Hathaway bulunuyor. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Son olarak da demin de bahsettiğim eski filmlerden Scott Pilgrim Dünya'ya Karşı 2010 yılı yapımı, IMDb puanı 7.5 ama bana göre 7.5'lik değil 8.3'lük bir film. Bayağı sevdiğim, hatta en sevdiğim 10 film arasına girebilecek bir film. Özellikle bilgisayar oyunu ve çizgi roman severlerinin hoşuna gideceği bir film. Tabii ki onlar çoktan izlemiştir bu filmi ama olsun, yine de herkesin iyi vakit geçirebileceği, beğenebileceği bir film olduğunu düşünüyorum. Konusu da Scott adındaki
yaşındaki gencin Ramon adındaki bir kıza aşık olmasını ve onunla beraber olabilmek için de kızın eski 7 kötü sevgilisiyle dövüşmek zorunda kalmasını anlatıyor. Filmin ilgi çekici kısmı ise o dövüş sahnelerinin sanki bilgisayar oyununda olduğu gibi ya da eski arcade makinalarındaki dövüş oyunları gibi olması. Ayrıca filmdeki geçişler ve efektler de çok başarılı ve esprili. O yüzden benim de çok sevdiğim bu filmi herkesin mutlaka izlemesini tavsiye ediyorum. Evet, bu videoda size 11 tane Netflix'te bulunan film önerisi yaptım. Bu listede biraz IMDb artı 7 takıntımı kırmak zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi son dönemde çıkan filmler bu şekildeydi. Hep ortalama filmlerdi. O yüzden de eski filmlerden de eklemeler yaparak telafi etmek istedim. Önümüzdeki hafta yine farklı dizi ve film önerilerimle burada olacağım. Sizler de benden ne tür içerikler bekliyorsunuz? Aşağıya görüş ve önerilerinizi yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle daha çok ilginizi çekecek içerikler üretebilirim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.